Emmanuel Adebayor verdi. Mensah bu sefer yine Altay. Yine Altay Bayındır. Yedik dedim ama vallahi çıkarttık ya. Dostlarım, hemşire ekranlarına Altay Bayındır kaleci kariyerine hoş geldiniz. PES 2020'de çok istediğiniz bu seriye başlıyorum arkadaşlar. Dostlarım, normalde PES 2020'nin yapmış olduğu güncellemeyle Altay 69'luk bir kaleciydi. Fakat Fenerbahçe'de sürekli 11'de oynayan ve iyi bir performans sergileyen, hatta Harun Tekin'i yedek bırakmış bir kalecinin Harun 78 iken 69 olması saçma geldi ve ben 72'ye çektim. 1-2 oynama yaptım Altay'da ve bence şu anda Altay'ın gerçek overall'ı 72'dir arkadaşlar. O da yaşından dolayı bence en az 74-75 olması lazım. Uğurcan Altay'dan daha iyi bir oyuncu şu anda, daha tecrübeli. Uğurcan 74 iken Altay'a 72'yi gider dedim ve Altay Bayındır ile sözleşmeyi imzalıyoruz arkadaşlar. Dostlarım, soracaksınız neden abi hemşire 2'de artık kariyerler gelecek, neden hemşire de gelmiyor? Bu kanalda açıklamasını yapacağım. Arkadaşlar şöyle ki, hemşire kanalında bildirimler gitmiyor. Önerilenlere çıkmıyor kanal. Yani belli bir kitlem var zaten benim. O kitle izliyor, ekstra bir kitleye ulaşamıyoruz. Hatta bazen kendi kitlemize bile ulaşamıyoruz. Bazı kardeşlerim geliyor diyor ki böyle böyle senin kariyerini göremiyorum. Eskiden ben kaleci kariyeri atardım, 40-50 bin izlenirdik videosu. Şimdi atıyorum 1500-2000 anca izleniyor. Ve benim abonelerim bile beni göremiyordu. O yüzden yeni kanalda yeni bir algoritmayla gitmeye çalışacağız. Altay Bayındır direkt milli takıma seçilmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe geçen sezonki sonuçlarından dolayı bu sezon Avrupa'da oynayamayacak. Altay da önümüzdeki maçta Ankara Gücü maçında yedek kulübesinde olacak arkadaşlar. O yüzden bu maçı atlıyorum. Ve bu arada bu seri hakkında kısa bir hatırlatma yapacağım size. Bu arada Fenerbahçe ilk maçında 2-0 ne yazık ki yenildi Ankara Gücü'ne. Arkadaşlar, yüksek bir izlenme sayısı ve beğeni sayısı bekliyorum. Bu videoyu beğenmenizi özellikle istiyorum ve videoyu uzun bir şekilde sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Gerçekten bu videoya destek olmak istiyorsanız bakın, beğenmenizden de önemli. Videoyu sonuna kadar izlerseniz daha çok kişi karşısına çıkıyor bu video. Sardırmadan sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ve yine önerilenlere çıkma ihtimali oluyor. Eğer bu video gerçekten şöyle iyi bir izlenme sayısına ulaşırsa, ki bu eskiden olsa 10.000 derdim, şimdi 2-3.000 benim için yeterli. Bu sayıya çıkarsa, de bir beğeni sayısı alırsa devam edeceğim. Altay'ı günde 2 kere bile atarım, öyle söyleyeyim size. O yüzden kariyeri ilgi benim için çok önemli. Fenerbahçe Denizli maçını 1-0 yendi, 3 puan aldı. Arkadaşlar, bu şekilde hızlı hızlı maçları atlayacağız. Tabii ki hocamız tak diye bize formayı vermeyecek. Bize vereceği ilk forma maçına kadar devam edeceğiz. Alanyaspor'u Fenerbahçe 3-0 yendi. Başakşehir'e 1-0 yeniliyor Fenerbahçe ve Fenerbahçe 4 haftanın sonunda 6 puanla ligde 9. sırada. Evimizde Gençler Birliği maçından 3 puan daha alıyoruz 1-0 yenerek. Rize deplasmanında Fenerbahçe 4-2 kaybediyor ve bu skorla birlikte şu anda 9 puanla 10. sırada ligde. Kupa maçında Fenerbahçe evinde Gaziantep'e 3-1 yenildi. Şimdi hemen bu maçın rövanşı olacak. Bu rövanş maçına doğru ilerleyeceğiz. Sanki hoca durup durup da bizi derbi alacakmış gibi bir his var içimde. Garip bir şekilde, biliyorum saçma geliyor size de ama öyle olacakmış gibi düşünüyorum. Bu arada kupadan elendik arkadaşlar. Kupayla uğraşmayacağız. Bu açıkçası benim açımdan iyi oldu. Çünkü kupanın pek bir özelliği yok PES'te, biliyorsunuz. Direkt biz zaten ligi oynayacağız bu sene. Full lig maçlarını oynayacağız. Hatta şöyle Altay'la bir ilk 11'i garantileyebilsek. Bu arada ilk 11 maçını Malatya'da veriyor bize. Çok güzel. Hemen maça doğru geçelim. İlk 11 maçımız Malatya maçı olacak. İlk 11'i garantileyebilsek mesela Malatya maçına girmeyi istemiyorum arkadaşlar. Altay yine kadroda bilgisayar tarafından oynansın. Hani biz de sadece önemli maçlara girelim istiyordum. Zaten biliyorsunuz hemşir kanalında, ana kanalında da kariyeri ben bu şekilde yapıyorum. Artık yeni sistem bu arkadaşlar. Sadece önemli maçlara gidiyoruz. Diğer maçları PES'te simüle etme şansımız olduğu için bizim girmediğimiz maçları da Altay oynuyor zaten, biliyorsunuz. Artık ligde çıkacağımız ilk maç evimizde Malatya'ya karşı. Heyecanlıyız. Kalede Altay nasıl performans sergileyecek? Merak ediyoruz açıkçası. Altay Bayındır. Ülker Stadyumu, Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oyuncular sahaya yöneliyorlar. Altay da 98 numarasıyla, ki niye 98 numara verdi bize onu da anlamadım ama, 98 numarasıyla kalede Altay. Haydi bakalım. Emre Belözoğlu pasını verdi. Kuruz onun şutu çerçeveyi bulmadı. Fenerbahçe'nin ilk tehlikeli pozisyonuydu.
Ve ilk 45 dakika sona eriyor. Fenerbahçe evinde Malatya'ya karşı üstünlük sağlayamadı. Malatya'da sessizliği, %76 topa sahip olması var. Malatya yalnızca ilk yarıda 21 pas yaptı. Evet, gerçekten çok garip bir istatistik arkadaşlar. Ve ikinci yarı başlıyor Malatya'nın vuruşuyla. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Arkadaşlar dakika 80 oldu. Şu ana kadar 2016'dan bu yana kaleci kariyerinde oynadığım en boş maçtı. Hiçbir şekilde iki takım da diğer takımın kalesinde pozisyon üretemedi. Çok garip bir maç oldu. Görüyorsunuz sürekli ortada oynanan ve sürekli top kayıpları yapılan bir maç. En azından kalemizde bir pozisyon görmeyi isterdim. Fenerbahçe'nin pozisyon üretip gol atmasını isterdim. Yani sonuçta kaleci kariyeri oynuyoruz. Bir seyir zevki vermemiz gerekiyor. Haydi Fenerbahçe. Önce golünü at. Ve 90 dakika 0-0 eşitlikle bitiyor. İsterseniz şöyle kısaca bir istatistiklere bakın. %70-%30 topa sahip olma var. Malatya'nın kaleyi bulan şutu yok. Bizim bir tane kaleyi bulan şutumuz var. Onun dışında yani maçta hiçbir şey yok arkadaşlar. Bomboş bir maç. İki kalecinin de herhangi kurtarışı yok. Bak, rakip kaleci bir kurtarış yaptığı için 6 rating almış. Biz kurtarış yapmadığımız için 5 rating almışız. Ya ben kalede ne yap? Kalede bizim normal ratingimizin 6 olması gerekmiyor mu? Saçma sapan bir şekilde bizi 5 rating olarak gördü oyun. Ve 1 puan almış olduk arkadaşlar. Ligin 8. haftası Konya deplasmanı var. Yine ilk video olması sebebiyle hocamız biraz bize ısınana kadar arkadaşlar gitmemiz gereken maçlardan bir tanesi daha. Altay kalede. Bu maçın dizilişi de bu şekilde. Vedat Muriç ileri uçta. Moses Geri Rodriguez var. Hoca biraz daha ciddi alarak çıktığı bir maç diyebiliriz. Ve sağ bek sıkıntısı var nedense. Jorgensen olsun, Sadık olsun, bunları sağ bekte oynatıyoruz hocam. Ne alaka, ne kadar saçma bir oyun tarzı var cidden, anlamıyorum bu peste. Seçimler, kadrolar çok yanlış ama olsun bakalım. Bu maçta takımımıza güveniyoruz Konya karşısında. Konya Spor deplasmanında Konya'nın vuruşuyla 90 dakika başladı. Biliyorsunuz Aykut Kocaman çok sakin bir futbol oynatır takımına. Kalesinde fazla gol görmek istemez ama çok da ileriye çıkmaz. Bakalım peste de öyle miymiş, göreceğiz. Şahsen Konya'nın pozisyonlar üretmesini isterim ben. Kalede biraz ısınmamız lazım. Daha Altay'la herhangi bir topla buluşmuşluğumuz yok Bayiç. Konya hızlı başladı. Güzel. Bayiç'ten yarım vole izledik arkadaşlar. Şöyle Altay'la geri Rodriguez'e doğru adres teslim bir pas atalım. Bu şekilde en azından bir ratingimizi yükseltmeye çalışalım arkadaşlar. Emre Belezoğlu 8. dakika topun gerisinde. Ortasını açtı Emre. Haydi içeride birisi vurur mu? Uğur Demirok uzaklaştırdı kafa. Muriç'in kafası kaleci Serkan'da. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkma eski Fenerbahçeli. Milosevic, Riyad Bayiç, Faruk Mia. Faruk Mia tekrar Bayiç'e doğru. Altay. İlk topla buluşması oldu bu Altay'ın. Rakip oyunculardan gelen toplardan sonra Altay Bayındır rahat bir topla karşılaşmıştı. Eline aldı rahat bir şekilde. Fenerbahçe'nin bu maçı artık alması gerekiyor. Haydi oğlum Alper. Yetişemedi ya. Alper'le falan başlamak akıl işi değil işte ama pes arkadaşlar. Sonuçta yapay zeka hangi oyuncuyla başlayıp hangi oyuncuyla başlayacağını bilemiyor. Tamamen overall'lara ve oyuncunun moraline, kondisyonuna bakarak oynatıyor diyebiliriz. Yeni Milosevic, Faruk Mia'ya dikkat. Vallahi Konya'da çok tehlikeli bir oyuncu var. Faruk Mia verdi. Riyad Bayiç. Bayiç top hala onda. Bayiç vurdu. Altay çıkardı. Altay Bayındır muazzam çıkarttı. Muazzam çıkarttı Altay. Tekrarını versen çok güzel olur be hocam be. Tekrarını vermedi. Neyse siz gördünüz zaten. Tekrar tekrar izlemek isteyenler sardırabilir. Geriye sardırabilir videoyu. Gerçekten muazzam bir kurtarış yaptık Altay'la. Aman dikkat. Top bizim kontrolümüzde ve sanırım ilk yarı bitiyor. Evet. Fenerbahçe ne yazık ki bu maçta pasif oynuyor arkadaşlar. En azından topa sahip oluyorduk önceki maçta. Bu maçta o da yok. Kötü başlangıç yaptık lige. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Şu ana kadar kalede iki kez topla buluştuk ki bir tanesi çok tehlikeliydi ve yine bir hata var. Riyad Bayiç, Faruk Mia tekrar Bayiç'e. Bayiç vurabilir. Vurmadı. Çok korkuyorum valla. Ne zaman vuracağını anlayamıyorsun futbolcuların. Altay'a kadar döndü. Altay'a baskı var. Altay pasını verdi. Oyunu açtı Serdar Aziz'e. Konya Spor önde basıyor. Cidden şu dakikaya kadar çok tehlikeli oynadı ve Serdar Aziz'in görmüş olduğunuz gibi çok kötü pas. Bir değişiklik görüyorum. Max Cruz'un artık oyuna girmesi gerekiyordu. Alper Potuk yerine girdi. Ali Çamdalı, Faruk Mia, Ömer Ali Şahiner vermesin Bayiç'in önüne. Vermesin Hasan Ali. Çok güzel oynadı Altay'a. Kafasıyla indirdi. Altay'da direkt Moğuz'a yine adrese teslim güzel bir pas atıyor. Sağ kanada doğru oynandı. Zanka ortası ceza sahası içinde. Seken top. Ters bir top sanırım.
Serdar Aziz kalecisi Altay'a döndü. Altay bu sefer uzun oynayacak çünkü Vedat Muriç oyunda. Muriç çok güzel indirdi. Kuruz da orada paslaştılar. Hızlı çıkıyor Fenerbahçe. Haydi geri Rodriguez. Haydi Rodriguez verdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç attı. 1-0 oldu Konya deplasmanında. Fenerbahçe golü buldu. Vedat Muriç. Fenerbahçe'de açılışı yapıyor Vedat Muriç. Altay'ın oynadığı maçlarda. Muriç'in ilk golü, Fenerbahçe'nin ilk golü. Vedat Muriç attı. Tabi Altay'ın da burada hiç kuşkusuz etkisi var. Bence var. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama. Orada Vedat Muriç'i uzattık. Muriç indirdi. Kuruz solo oynadı. Rodriguez vurur zannetti. Vurmadı. Muriç'e verdi. Vedat Muriç kontrol. Vuruyor Muriç. Zor açı. Serkan Kırıntılı. Zor bir top. Yapacağı bir şey yok ve 1-0 Fenerbahçe 69. dakikada golü buldu. Ali Çamdalı, Ali Çamdalı verdi. Faruk Mia, Daci vurdu. Altay çıkardı. Defansımız uzaklaştırdı. Altay Bayındır üst üste güzel kurtarışlar. Konyaspor'da bir değişiklik daha var. Tabi bu toplar dışarıya direkt olarak çıkmadığı için tekrarlarını göremiyoruz ama ben yine videoları editlerken bu kurtarışlarımıza bakacağım. Altay kalede çok başarılıydı cidden. Pas istedi Altay. Biraz zaman öldürecek Altay tabii ki. İleriye Vedat Muriç'e doğru uzattı ama top niye öyle gitti anlamadım. Neyse bitti maç. Deplasmanda Fenerbahçe Muriç'in golüyle 1-0 kazanmayı bildi ve 3 puan aldı. Fenerbahçe ligde 6. sırada arkadaşlar, 13 puanla lig birincisiyle arasında 5 puanlık bir fark var. Ve bu arada ben spikerin sesini kapatmayı unutmuşum. Daha doğrusu kısmayı unutmuşum. Eğer spikerin sesi fazla geldiyse kusura bakmayın. Dostlarım şimdi evimizde Kayseri ile oynayacağız. Hoca bizi yine ilk 11 aldı. Ondan sonra Göztepe maçı var. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu maçı oynamamız önemli. Açıkçası Kayseri maçını oynamamız önemli. İyice böyle kadroda hoca bizi ısınsın. O yüzden bu maça doğru gideceğiz. Ve artık bir sonraki videoda derbilerle başlamış olacağız. Altay kalede gerçekten zorlanacak. Dizilişimiz yine aynı. Tabi değişiklik olmuyor dizilişte ve oyuncular bu şekilde, seçim bu şekilde. Moses solda, Dirar sağda, Deniz Türüç orta sahada ve Kuruz da ileride. Zaten geri attığımız aşağı yukarı her maç aynı oluyor diyebiliriz. Ve Vedat Muriç'i mesela bu maç niye almadı hoca? Şahsen bu da beni biraz düşündürüyor. Anlam veremiyorum. Şunu ses seviyesinde 3'e çekelim. Arkadan kısık bir şekilde spikerin sesi de gelsin. Ve maçımıza doğru geçelim. Kadıköy'de Kayseri maçına ilerleyelim. Fenerbahçe'nin vuruşuyla Kayseri karşısında Kadıköy'de 90 dakika başladı. Başarılar Fenerbahçe ve bu arada gözüme bir şey çarptı. Geri kanat oynuyoruz, yani kanatlarımız geriye geliyor. Yani biraz daha defansif bir oyunla çıkmış olduk Kayseri maçına. Sanırım Kayseri ligde iyi gidiyor şu anda. Hoca da ona bir önlem olarak bu taktikle çıktı. Mensah vurdu, Altay çıkardı. Altay'ın bu 3. kurtarışı oldu. 3 veya 4 emin değilim ama en az 3 tane böyle güzel kurtarışı var Altay'ın. Gerçekten sezona mükemmel kurtarışlarla başladı Altay Bayındır. Ve yine o güzel kurtarışlarından bir tanesi Altay'ın. Hasan Ali kaleci Altay'a kadar döndü. Aman dikkat edelim vallahi, o topu bana atmanız aslında orada bir risk. Verdi aldı Victor Moses sol kanatta. Victor Moses ortası geldi. Kafa! İnanılmaz çıkardı. Kayseri'nin kalecisi inanılmaz çıkardı. Gerçekten muazzam bir kurtarış. Burada Victor Moses orta kafa. İlk 45 dakika evimizde 0-0'lık eşitlikle bitti. Topa sahip olan taraf bizdik. Güzel bir kurtarışımız vardı maçta ve ikinci 45 dakika Kayseri'nin vuruşuyla mücadelede başlıyor. Mensah. Mensah vurdu. Mensah çok tehlikeli bir şut. Çok tehlikeli bir şut, tekrarını izlemek istiyorum. Altay'la iyi uzanabilmişiz, buna bakmak istiyorum. Ben şu an Altay'a baya alıştım. Sıkıntı çekmiyoruz. Altay Bayındır'la baya iyi uzanmışız. Mensah'ta Çinaz. Mensah! Tekrar Altay çık al. Altay al. Evet aldık Altay'la abi. Zor da olsa aldık vallahi. Orada bir an kombinasyonları karıştırdım. Elime nasıl alacağımı unuttum. Hemen orada sıkıntı yaşamadan Altay'la aldık. Bazen kaleciler... Mesela özellikle atlama tuşuna bastığınızda o bar dolmuştu gördünüz orada. Öne atlayabiliyor. PES'te böyle bir durum var. Mesela FIFA'da bu durumu yaşamıyorsunuz ama PES'te yaşıyorsunuz. Orada iptal etmem lazım o komutu. Ve top alma komutunu
tekrardan uygulamam gerekiyordu. Onu yapmış olduk. Emmanuel Adebayor verdi. Mensah bu sefer yine Altay. Yine Altay Bayındır. Yedik dedim ama vallahi çıkarttık ya. İnanılmaz, bu kadar boş bırakılmaması lazım. 23 numara Deniz Türüç. Mensah Allah'tan sert vuramadı. Altay Bayındır. Kalede böyle sevindi Altay. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır. Şimdi korneri kullanacak Mensah'la Kayseri. 71. dakika. Orta geldi. Kale! Defansımız çizgiden çıkardı. Çizgiden çıkardık. Bakar mısınız? Biz de uzanmıştık. Belki biz de çıkartabilirdik ama çok tehlikeli. Haydi artık Fenerbahçe son dakikalar. Haydi Zanka Dirar var bak. Dirar oynadı. Nabil Dirar yerden verdi. Yerden verdi Hasan Ali. Emre Belezoğlu tek pas yapıyor Fenerbahçe. Sol kanat bu sefer Moses, lütfen bir iş yap artık. Kaybetme o topu artık. Moses döndü dışarıya. Emre Belezoğlu. Emre son atak. Zeiss. Haydi. Zeiss Dirar'a. Oğlum çok oynadınız lan. Bitirecek bak. Bitirecek. Zeiss döndü. Zeiss. Nasıl bir şut o. Püh senin kalıbına Zeiss. Gerçekten Fenerbahçe Kayseri karşısında çok zorlandı. %50'ye %50 yapmış oyunun son bölümlerinde. Ve iki takımın da 81 pası var, 73 isabetli. Gerçekten çok ilginç. Fenerbahçe'nin 3 tane kurtarışı var görmüş olduğunuz gibi. Kalede devleşti Altay. Ve maçın adamı Altay olamıyor ya. Şaka gibi resmen Emre Belözoğlu olmuş. Tamam 6.5 rating. İyi bir rating vermiş bize. Belki 7 de verebilirdi ama. Bence maçın adamı kesinlikle Altay'dı. Altay muhteşem kurtarışlar yaptı kalede. Cidden seriye çok iyi başladık. Çok güzel bir seri olacağı belli. Bu arada bu Altay'ın sakalını ben yaptım. Normalde oyunda Altay'ın sakalı o şekilde yoktu. Ben sonradan ekledim. Altay'ın overall'ını 3 arttırırken. Fenerbahçe Göztepe deplasmanına gidecek ve Altay görmüş olduğunuz gibi 11'de yok. Harun Tekin maç öncesi son derece formda bir takımla karşılaşacağız. Çok zor bir maç olacak demiş. Şahsen merak ediyorum. Bir oyun planına bakmak istiyorum. Acaba Harun'un formu bizden iyi falan mı yani? Neden diyeceğim. Evet, bizim yorgunluğumuz varmış. Görmüş olduğunuz gibi buna bağlamak istiyorum. Gerçekten şu anda yorgunluğumuza bağlamak istiyorum. Belki de hoca bizi derbi için dinlendiriyor. İnşallah öyledir. Haydi Fener. Bakıyoruz 4-2 Fenerbahçe Göztepe'yi yendi. Harun kalede 2 gol yemiş ve 4.'lüğe kadar yükseldik şu anda. Sıralamayı da görmüş olduğunuz, lig programında görmüş olduğunuz tabloyu diyelim daha doğrusu. Ve Kadıköy'de Galatasaray maçı var. Ligin 11. haftası. Altay 11'de başlayacak. Çok güzel. Çok güzel. Ve Fenerbahçe için gerçek bir sınav olacak gerçekten bu. Kalede de Altay için çok büyük bir sınav olacak. O maçın oyun planını göstermek istiyorum size. Görmüş olduğunuz gibi Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Gustavo'nun sol kanatta oynaması gibi bir saçmalık. Mevlüt'ün forvetle oynaması, Alper'in ofansif orta sahada oynaması gibi bir gereksiz bir taktik. Sol bekte Ozan Tufan oynuyor. Yine saçma sapan bir şey. Çünkü bak niye böyle seçmiş biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Mesela baktığınızda Mevlüt Erdinç formu çok yüksek, tamamen forma göre seçiyor. Orta sahada Alper gibi formu yüksek olan var mı? Yok. Luis Gustavo gibi yok. Sağ kanatta zaten alabileceği, geçirebileceği bir oyuncu yok sağdan baktığınızda. Yani tamamen forma göre seçiyor diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Altay'ın şu anda dayanıklılığı falan da bayağı iyi. O yüzden heyecanla bu maçı bekleyeceğiz. Dostlarım umarım seri hoşunuza gitmiştir. Eğer bu dakikaya kadar izleyip hala beğenmediyseniz, beğenip arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi izlenme sayısına ve beğeni sayısına göre seriyi devam ettirmek gibi bir düşüncem var açıkçası. Eğer bu kanalda da kaleci kariyeri yine tutmazsa demek ki diyeceğim bu iş olmuyor. Artık yavaş yavaş bu işleri bırakmayı düşüneceğim arkadaşlar. Çünkü çok uğraşıyorum. Bir videoya 3-3,5 saat emek veriyorum ama karşılığını alamadığımda tabii ki de canım sıkılıyor. O yüzden umarım bu kanalda bu seri, atacağım seriler daha doğrusu tutar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.